Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle arkadaşlar, kripto coin sitesi üzerindeyiz ve Voyager'dan Binance'e geçen, yani daha doğrusu Binance US'e geçen coinler listesine şöyle bir göz atacağız. 225 milyon dolar değerinde bir Ethereum karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir meblağ olduğunu bilmek lazım. Bir kere Ethereum tarafındaki tutmana bir kere şunu söyleyeyim. Binance US'in elinde kalacaktır bunlar. Yani Binance US'in ben bunlara hiç dokunacağını zannetmiyorum. Bunlar portföyde bulunduğu gibi kalacaktır. Bunların tabii ki meblağlar doğrultusunda kalmaları şu anlama gelecektir. Ortalama olarak baktığımızda coinlerin elde tutma oranları artarak genel itibariyle Bitcoin dominansına karşı bir değer kazanması, dolayısıyla ilerleyen vakitlerde güçlü yapısını koruması, düşüşlere çok fazla maruz kalmaması ve yükselişlerde ilk tepki konusunda iyi hareketler gelmesi anlamı taşıyacaktır arkadaşlar. Tıpkı Robin Hood'un Doge arzının %30'unu tek partide tutması etkisi taşıyacaktır. Şimdi Ethereum genel itibariyle oldukça iyi bir yapıya sahip. Her zaman söylüyorum, yüksek fiyatlarına rağmen çok güçlü yön yukarı katlama oranları vaat ediyor. Dolayısıyla ben Ethereum'un ortalama her cüzdanda olmasını mantıklı buluyorum. Tabii ki USDC ayı piyasasındayız. Dolayısıyla yatırımcılar da borsalarda nakitte kalmayı tercih ediyor. Ben burada açık söyleyeyim, USDT dururken USDC'yi çok şey bulmuyorum. Tamam. Bir diğeri Shiba arkadaşlar. Şimdi Shiba geneline baktığımızda oldukça güzel bir yapıya sahip. Uzun vadede öyle çok yorum yapmak istemiyorum. Geleceği şöyle böyle. Sadece şunu söyleyebilirim. Büyük yakın bekleniyor. Shibarium geliyor. NFT Metaverse projeleri mevcut. Shiba'nın bir sonraki boğada korkunç hareketler yapacağını düşünüyorum. Voyager Token genel itibariyle çok fazla üzerine konuşmak istemiyorum. Çünkü zaten Voyager'ın son geldiği durum belli arkadaşlar. Dolayısıyla yatırımcının inisiyatifine kalmış. Bir diğeri Polygon Matic. Yine bir sonraki yükseliş etabında korkunç hareketler yapabileceğini düşünürken piyasada şu anda potansiyel olarak ömrü en uzun olabilecek proje Polygon'dur diyebilirim arkadaşlar. Chainlink ve Avalanche, bunlar özellikle Vandepop'un en sevdiği iki projedir. Her ikisi de piyasada oldukça hala geniş hizmet vererek bundan bir önceki rally etabının arkadaşlar aslında katalizörü olmuşlardır. Özellikle Avalanche. Bu da onlara tabii ki bir korelasyon uyumu kattı. Özellikle Avax'a. Dolayısıyla yine bir sonraki etapta hem Link'in hem de Avax'ın iyi yükselişler yapacağını düşünerek buradaki portföyün Voyager'ı da kutlayarak iyi bir portföy olduğunu söyleyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.